Galatasaray'dan Zagoev bombası. Younes Belhanda'nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan Sarı Kırmızılılar soluğu Rusya'da aldı. Gelen son iddialara göre Galatasaray CSKA Moskova'nın 10 numarası Alan Zagoev'i kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda Rus kulübüyle sözleşmesi sona eren Zagoev'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Aslan, Belhanda'nın eksikliğini 30 yaşındaki orta sahayla gidermenin hesaplarını yapıyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova'da geçiren Zagoev, toplamda 372 maça çıkarken 77 gol, 90 asist kaydetti. Rusya milli takımının da önemli futbolcularından biri olan Zagoev, 59 maçta 9 gollük katkı verdi. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 30 yaşındaki yıldız orta saha, aynı zamanda takım oyununa sadık ve skor üretimi konusunda artıları mevcut. Ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla goller bulan Zagoev'in duran topları kullanmadaki becerisini de belirtmekte fayda var. Takım arkadaşlarını da oyuna dahil etmeyi seven Zagoev, Galatasaray'ın ana yöneticisi olabilir. Savaşçı yapısıyla takımına liderlik etmeyi seven 30 yaşındaki yıldız, taraftarın seveceği tarzda hırslı bir kişiliğe sahip. Galatasaray Leeds United'lı Alioski'nin transferini bitiriyor. Galatasaray'ın ilgilendiği İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United'da forma giyen Makedon futbolcu Ezgian Alioski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Leeds United 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerdi. Ancak olumsuz yanıt aldı. Böylece Makedon futbolcu sezon sonunda serbest kalacak. Hatta haberde Alioski ile uzun zamandır ilgilenen Galatasaray'ın deneyimli sol bekle Mart ayında ön sözleşme imzaladığı iddia edildi. Ve yıldız ismin önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Ezgian Alioski ile aynı zamanda bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'da ilgileniyordu. Leeds United'da 2017 yılından beri forma giyen Alioski, İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Interli Kolarovic'in Galatasaray iddiası. Adı son zamanlarda Galatasaray'la anılan Inter'in tecrübeli defans oyuncusu Alexander Kolarov'la ilgili önemli bir gelişme var. İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter 35 yaşındaki Sırp sol bekle yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Haberde Kolarovic'in Galatasaray'ın ilgisi bulunduğundan bahsedilirken, tecrübeli futbolcunun Türkiye Süper Lig seçeneğini düşünebileceği vurgulandı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı Alexander Kolarov'un İtalya'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi. Sezon başında bir başka İtalyan ekibi Roma'dan Inter'e transfer olan Kolarov, bu sezon lacivert siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Nisan ayının başından beri sakatlığı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Inter'le son olarak Şubat'ta İtalya Kupası yarı finalinde oynanan Juventus karşılaşmasında sahaya çıkmıştı. Galatasaray'dan Joshua King bombası. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattına flaş bir ismi eklemek istiyor. Football Insider'ın özel haberine göre Galatasaray Everton'da kiralık olarak forma giyen Joshua King'e bir sözleşme teklifi hazırlığında. Sezon ortasında Bournemouth'tan kiralık olarak Everton'a gelen King, beklentileri karşılayamadı ve Everton oyuncuyla sezon sonunda bir sözleşme imzalama imkanını kullanmayı düşünmüyor. Football Insider'ın ulaştığı kaynağa göre Galatasaray King'e büyük bir ilgi gösteriyor ve oyuncu için muhtemel transfer yarışını kazanmak adına uzun süreli bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor. Devre arasında Everton'a kiralanan 29 yaşındaki forvet, Premier Lig'de henüz ilk 11'de başlama şansını elde edemezken, çıktığı 8 karşılaşmada 117 dakika süre alabildi. Norwich milli takımında 54 kez forma giyen King'in milli maçlarda 17 golü bulunuyor. Devre arasında Premier Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan King'le, sezon sonu için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu. Galatasaray'dan Evander bombası. Çok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi.
teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken lisenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Timum'un hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'de forma giyen Evander Pereira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar Midtjylland'e istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 de asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Öte yandan Danimarka basını da Evander'in Galatasaray'la anlaştığını ve Sarı Kırmızılılarla bir ön protokol imzaladığını duyurdu. Haberde geçen söz konusu anlaşmanın maddelerine göre Galatasaray 22 yaşındaki sambacı yıldıza 5 yıl için yıllık 1,5 milyon eurodan 7,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Ganalı süperstardan flaş Galatasaray açıklaması. Galatasaray, Juventus ve Inter gibi takımlarda da forma giyen ve devre arasında transfer olduğu İtalyan ekibi Cagliari ile olan kontratı, bu sezonun sonunda bitecek olan Kvatvo Asamoah için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Birçok kulüpte transfer görüşmelerinde bulunan Asamoah da daha önce kapısından döndüğü Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor. Gana basınından footballgana.com'da yer alan habere göre Galatasaray hem sol bek hem de orta alanda forma giyebilen Kvatvo Asamoah'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda bir de seçim havası yaşayacak olan Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk bombasını Asamoah'la patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Sarı Kırmızılı takımın Danalı Yıldız'la yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı da gelen haberler arasında. Öte yandan Asamoah'ın daha önce Gana basınına yaptığı, Juventus'tan ayrıldığım dönemde Galatasaray'la anlaşmıştım. Kulübüm uzun süre ayrılmama izin vermeyince daha sonra Inter'le anlaştım. Ancak şu ana kadar kariyerimde yaşadığım en büyük pişmanlık Galatasaray'a gitmemek oldu. Umarım bir gün bu transfer gerçekleşir açıklaması. Spor otoriteleri tarafından Asamoah Galatasaray'ı kapa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da şeklinde yorumlandı. Ganalı oyuncu 2017 yılında Juventus forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüş ve ardından Inter'e imza atmıştı.